Cuma gününü cumartesi bağlayan gece Naci Ağbal'ın görevden alınıp Şahap Kavcıoğlu'nun yerine getirilmesiyle birlikte piyasa bunu negatif olarak etkiledi. Bu da fiyatların %3 çıkmasına neden olmuştu cumartesi günü. Akşamleyin Asya piyasasının açılmasıyla da %16'lık bir dövizde artış geldi. Bu artışın nedeni ise Naci Ağbal'ın görevden alınmasıydı. Piyasalarda belirsizlik olarak yorumlandı. Bu da dövizin %16 kadar artmasına neden oldu. Ama sabah satışların olmasıyla birlikte bu %5'e kadar geriledi. Fiyat öğle vakitlerinde toparlayacağı kanaatindeyiz. Şu anda da dolar 7.80 seviyesinde, euro ise 9.30 seviyesinden işlem görmekte. Bundan sonra da bu seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Satışlar şu anda alış satış yok piyasada. Döviz olanlar panikle birlikte şu anda bozdurma yapıyor ama alış satış makası çok büyük olduğu için kimsenin bu aslında işine gelmiyor. Piyasanın bugün içerisinde oturacağını öngörüyoruz. Aslında şu şekilde geçtiğimiz hafta Cuma günü yani son işlem günü doları 7.020 olarak kapatmıştık. 7.200 olarak kapatmıştık. Daha sonra hafta sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alması neticesinde gelişen bir takım olaylar dolayısıyla ekonomik gelişmelerden dolayı bu da diğer dünyada piyasasının üzerinde Türkiye ekonomisi üzerinde bir olumsuz etki yarattırıldı. Olumsuz etki yarattığı düşünüldü. Bunun neticesinde bir artış meydana geldi. Tabii ki de şu anda dolardaki bu kadar yükselişin, bu kadar fazla yükselişin nedenini sadece Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve değişikliğin yapılmasına bağlamak yanlış olur. Neticede doların fiyatını Amerika belirlemekte. Amerika'daki 10 yıllık tahvillerin fiyatlarına baktığımızda ise orada 10 yıllık tahvillerde bir düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Aslında şu anda Amerika'daki 10 yıllık tahvil fiyatlarında bir düşüş var. Bu da tabii ki de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin TL'lerinde, paralar üzerinde bir etki yaratacaktır düşüş yönünde. Yani şu an itibariyle dolardaki ve eurodaki artışın meydana gelmesi aslında suni. Halkımızın panik yapmaması gerekiyor. Sonuçta bu da gelip geçici. Çünkü hafta sonundaki meydana gelen bu artış 1 lira yakın bir artışın meydana gelmesi de sunidir. Her ne kadar herkes Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlasa da dediğim gibi aslında doların fiyatını belirleyen Amerika'dır. Amerika'daki 10 yıllık tahvil fiyatlarında ise şu anda düşüş var. Bu da yine ülkemize ve diğer gelişmekte olan ülkelerin paralarına etki yapacak ve aşağı yönlü bir seyir olacağını düşünüyoruz. Tabii ki de halkın tepkisi ilk etapta aniden bu şekilde bir yükseliş meydana geldiği için bir panik havası içerisinde oldular. Panikten dolayı da düşüş. Yani herkes saldırdı. Dövizdeki yükseliş ve azalmak işte ülkenin durumunu ortaya koyuyor, durumunu gösteriyor. Yani ne kadar kırılgan olduğumuzu, ekonominin ne kadar zayıf olduğunu, ekonomi yönetiminin ne kadar bozuk olduğunu. Yani bir ülkenin değerleriyle bu kadar oynanmaz ki. Bir ülkenin kurumlarıyla bu kadar oynanmaz. Merkez Bankası'nın bir ağırlığı vardı yani. Her ay Merkez Bankası Başkanı değişmez ki. Ya yazık, günah ülke hepimizin ya. Hepimiz gidiyoruz yani bu ülkenin içinde. Gemi su alırsa hepimiz batarız. O yüzden herkesin aklını başına alması lazım yani. Bu kurtulmamız lazım bu durumdan. Neyi alıp bozduracaksın ki? Bir şey yok ki, ben emekliyim. 2000 lira maaşım var, bu cebimde şu var. Sadece merak ettim. 2000 lira maaşına ne, emekli maaşına ne yapılır? Kendiler alıyor %28, %30 zam. Emekliye veriyor %5 zam. Ayıptır, günahtır ya. Yazık ya bu millet. Yani bunları hak etmiyor bu millet. Biz AK Parti'ye oy verirken bunları düşünerek vermedik ki biz. Ülkenin güllük gülistanlık olacağını, yani 20 yıl bir insana tek başına bir iktidar ver ve ülke şu halde olsun. Yazık, günah ya. Rahmetli Erbakan 11 ayda bunların 20 yılda yapamadığını yapmıştı yani. Bir de Erbakan'ın talebesiyiz, onun yolundan izliyor. Ya ayıp, günah ya. Onu bari kullanmayın. Onu bari kirli emellerinize alet etmeyin ya. Bunlar çakma milli görüşçü falan değil. Rahmetli Erbakan'ın yoluna gitmiyorlar maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Dövizim olmadığı için yapacağım pek bir şeyim yok maalesef. Merkez Bankası Başkanı görevden alınması nedeniyle maalesef ülkemizde yeni bir kaos ortamı oluştu. Onun neticesi olarak da
döviz aşırı bir yukarı yönlü hareket yaptı. Borsada bugün ciddi bir düşüş yaşanıyor. Allah millete sabır versin. Sonumuz aile gitmiyor gibi görünüyor. Yani maddi olarak zayıfladık. Enflasyon olarak geri dönecek illaki. Bunun bir olumsuz etkisi olacak. Herkese maddi olarak da geri dönüşü olacak. Parası olan para katladı. Olmayan da sürünmeye devam edecek.